bütün hudut kapılarına ayrıntılı bilgi gönderildi, gerekli uyarılar yapıldı. Sayın seyirciler, Escobar Timur olarak bilinen Timur Altıntaş, yaklaşık 12 senedir kırmızı bültenle aranmasına rağmen bulunamıyor. Bu süre içinde sıradan bir uyuşturucu satıcısından Asya-Avrupa uyuşturucu taşıma hattının kilit ismine dönüşen Altıntaş'ın bir süredir Türkiye'de olduğu sanılıyor. Bu sabah polisin eş zamanlı operasyonlarla Adana, Mersin ve Antalya'da yaptıkları ev baskınları da bir sonuç vermedi. Arkadaşlar, durumun vehametinin farkındasınız herhalde. Bu adamı yakalayamazsak önce sizin, sonra benim, sonra İçişleri Bakanı'na kadar herkesin kellesi gidecek. Batı çok büyük baskı yapıyor. Adamı bilerek yakalamadığımızı düşünüyorlar, biliyorsunuz. Avrupa Birliği sıkıştırıyor. Brüksel rahatsız. Türkiye'nin uyarılması gündemde. İş başbakana kadar dayandı. Saklansa gene iyi. Ticareti büyüttükçe büyüttü. Yol geçen anına çevirdi Amerika ve Avrupa'yı. Rıza Müdürüm, İşi gücü bırakıp bu işe odaklanacaksınız. Çünkü bu işi ancak siz ve ekibiniz çözer. Elimizden geleni yapacağız Sayın Müsteşarım. İnşallah yaparsın. Yoksa dediğim gibi, tam emekliliğinin yaklaştığı şu günlerde senin için de bizim için de durum hiç hayırlı olmaz. Doğru. Abi gel. Sen bronzlaştın mı ya? Yo. Gizli gizli tatil mi yapıyorsun lan yoksa? Yok be oğlum, nerede? Baksana ameliyanı. Pazar günü Kazlı Çeşme sahilinde ailecek piknik yaptık. Bizim tatilimiz bu. Ben de kalabalık kessin diye bekliyorum. Bu hafta sonu tatile kaçacağım. Tek parça izin yapacağım bu sene. Tek parça? Allah Allah, emin misin? Abi iki gün ne yapacağız? Maalesef izin yapamayacaksın. Bütün izinler iptal. Hayırdır baba? Şu Timur işi üzerimize yıkıldı. İstanbul'da olduğuna dair duyumlar geliyor. Her an tetikte olacağız çocuklar. Bütün ekibi de buna göre organize edin. Tamam mı? Anlaşıldı baba. Bu adam yüzünden bir türlü rahat edemedik. Herkesin gözü üzerimizde. Her an intikal emri gelebilir. Uyurken pantolonunuzu bile çıkarmayın, tamam mı? Merak etme baba. Şşş. Muhabbet yarım kaldı. Tek parça tatilde nereye gideceğim diyordun Lale? Baba. Baba. Tek parça şey... verdi odunu. Bu şekilde de ilk defa duyuyorum. Tek parça. Tatil. Timur Bey, haberlerde sizden bahsettiler. Hadi ya. İyi mi bahsettiler bari? Vallahi iyiydi yani. Karizmatikti. Bütün dünya peşinizdeymiş. Orta Doğu, Balkanlar elinize bakıyormuş falan. Ne Balkanları lan? Avrupa, Amerika komple bende. Basın iyi araştırmıyor. Ha, Escobar Timur dedi sizin için patron. Escobar üstadımız tabii. Biz onun yanına yaklaşamayız. Şimdilik. Soğuk bir şeyler getir Kazım. Tabii kafam efendim. Açılsın. Irina. Omuzlarıma biraz masaj yapar mısın gülüm? Biraz daha sert. Biraz daha sert. Biraz daha sert. Yavrum, senin paşa baban vitaminli mineralini vermedi mi? Ecnebi bilmiyor işte. Ha, Kazım, ayı galiba arayın. Yarın hamamı kapatıyorum, söyleyin. Tamam, tamam, tamam. Gel bakayım, gel. Bıktım artık senden Rıza. Ne zaman emekliliğin gelse böyle oyuncaklı işler çıkarıyorsun. Ayla abartma. Adamlara gidip memleketin en azılı kaçağını bulma işini bana verin demedim herhalde, değil mi? Vallahi ben artık emin değilim. Nasıl yani? Açık söyleyeyim, ben senden şüphelenmeye başladım Rıza. Hayda. Benden sıkılıyor musun yoksa? Benimle evde baş başa kalmamak için mi böyle yollar yapıyorsun?
Yani hayır. Yoksa hayatında biri mi var? Hoppala. Ne yaptın sen Ayla'cığım? Ali'cim sen eskiden böyle saçma şeyler söylemezdin. Hayatım ne oldu? Ne bileyim. Her gün bir sürü olay duyuyoruz. Çok fazla kadın programı seyrediyorsun. Hah? Şimdi bir de ben suçlu çıkarım. Annem haklı baba. Bazen çok bencil davranıyorsun. Şşş. Karışma. Ne var be? Bu kızı da çocukluğundan beri işledin. Her tartışmada senin tarafını tutuyor. Aa, ben ne yaptım canım? Evli barklı koskoca kadın fikirlerini söylüyor. Tabii tabii tabii. Canım, Ayla'cığım, seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Az daha sabır, az daha. Ha? Anne, köfteler yanıyor sanki. Ha, hadi. Her sabrettiği işinde kumbaraya bir lira atsam şimdi zengindik. Yürümedi be abi. Evlilik bana göre değil galiba. Öyle deme oğlum. Belki dengini bulamamışsındır. Ya da bulmuşumdur ama ölmüştür. Geçmişi yüzleşmeyi bırak artık. Ömer nasıl? İyi abi. Fırsat buldukça görüyorum. Antalya'da, anneannesinde. Tayin İstanbul'a çıktı ama yerin belli değil ha? Aynen öyle. Ya söylesek Rıza babaya, beni yanına aldıramaz mı? Torpil'i sevmez biliyorsun ama yani yine de konuşurum. Sizi özledim be abi. Ben mesleği hep severek yaptım biliyorsun ama sizin olmak bir başkaymış be abi. O günleri arıyorum. Vallahi biz de seni arıyoruz kardeşim. Biz de seni arıyoruz. Belli mi olur? Belki feleğin zarları yine yüksek gelir. Ekibi yeniden toplarız. Coşarız eski günlerdeki gibi. Gerçi artık biraz yaşlandık ama. Yok yok. İyi gördüm seni. Kendine bakıyorsun belli. Bekar adamsın sonuçta. Dalga geçme lan. Üf, geçen gün bir kapkaççının peşinden 100 metre koşamadım. Nefes nefese kaldım. Çok hamur işi tatlı yiyorsun abi. Senin asıl sorunun o. Yaşlılık değil. Aa, başladı yine ukalalıklara ya. İstemiyorum lan, istemiyorum seni. Gelme. Nasıl kızım bu? Ay şöyle geçirsene. Beceriksiz ya, beceriksiz. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Yo, ne gibi? Mesela bugün izinler iptal edilmiş olabilir mi? Olabilirdi, ben sana sabah söyleyecektim zaten. Niye? En azından bu gece rahat bir uyku uyuyayım diye Pınar. Ben Fethiye'de kalacağımız oteli ayarlamak için kaç gün uğraştım biliyor musun? Bağırma. Ne yapayım Pınar? Babam belayı çekiyor. Dolayısıyla o yağmurun altında biz de ıslanıyoruz. Bir şeyin de suçlusu sen ol İlya. Bir şeyin de suçlusu sen ol. Peki. Dünyanın aradığı uyuşturucu kaçakçısı Türkiye'ye geldiği için ve bu görev babana geldiği için ve o da izinleri kaldırdığı için ben suçluyum. Özür dilerim. Allah'ım yarabbim. Nazik'i aç şu haberleri. Kaç defa izledin şunu? Bıkmadın mı hala ya? Ne var? Haberlerde de her gün aynı şey. Ulan bütün gün iti kopuyla uğraşıyorum. Eve geliyorum burada da huzur yok. Yemin ederim günün en güzel dakikaları sabah tuvalette geçirdiğim o 10 dakika. Lütfen biraz artık saygı. Hüsnü, kim bu eyvah? Ne yapıyorsun sen ya? Neden telefonumu karıştırıyorsun? Bir dakika ya, bir dakika Hüsnü, bir dakika, bir dakika. Hop. Ya. Bu eyvah kim dedim sana ha? Ver şunu. Her gün onu aramışsın. Ver. Ya bir şey değil o, şaka olarak yapılmış bir şey o, ver. Tamam ver. Da ne şakasıymış, bir dakika, bir dakika, ya bir Suat. Dakika. Şimdi anlarız biz kim olduğunu. Dur. Anlarız şimdi, dur. Dur. Dur dedim. Dur. Ya ver şunu. Aa, burada çalıyor. Yoksa eyvah diye beni mi kaydettin Hüsnü? Ya kaydettim de ben şaka olarak yani... Yani hep beraber gülelim diye, yoksa ver şunu. Al Hüsnü, al! Aşk olsun sana. Ya Suat! Suat gel buraya. Aferin.
Fuat. Aferin Hüsnü, bravo. İyi oldu sana. Oh. Timur hakkında birkaç ayrı istihbaratımız var müdürüm. Sağlam kaynaklardan doğrulatmaya çalışıyoruz. Bizi yanıltmaya, hedef saptırmaya çalışıyor da olabilir. Bu Timur'un yaptığı en iyi şey ortalığı bulandırmaktır. Elimizden kaçırdığımız günü hatırlıyor musun baba? Hiç unutur muyum? Kadın kılığına girdiği gün. Kadın kılığı mı? Hatırlasana kızım. Birkaç sene oluyor değil mi baba? Evet oldu. Olmaz olaydı. Çok merak ettim. Tamam, bu iş ben. Herkes çok dikkatli olsun. Burası Sultanahmet. Her yer turist dolu. Gerekmedikçe ateş etmiyoruz. Anlaşıldı müdürüm. Timur'un yanındaki kim? Alman kurye. Tarifi veriyorum. Malum kişi soldan üçüncü masada oturuyor. Üzerinde lacivert ceket var. Yanında da iki adam oturuyor. Onları da yakalayacağız. Emir bekleyin. Anlaşıldı. Die Einund Ausreise in die Türkei hat sich erschwert. Das Risiko ist größer. Ich möchte einen größeren Anteil. Einen Moment bitte. Ich muss mal auf die Toilette. Ja, okay. Mesut. Sen müşteri gibi gir. Kaçmaya çalışırsa arkasını tutalım. Emredersin baba. Sakın adam hamle yapayım demez, tamam mı? Sen ne dersen o. Kıyafetler var. Kılık değiştirip kaçmış. Gel buraya gel. Gel 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 gel. Tamam. Basısı olsun. Sakin ol. Timur her türlü uyuşturucuyu satar. Yakalaması zordur. Ama bu da hayalet. Kim bilir o küçücük hatamız yüzünden kaç çocuğun hayatı karardı? Kaç ocak söndü? Ortalıkta görünmeye başladıysa rahatlamış demektir. Enselenmesi yakındır. O hayaletse biz de hayalet avcısıyız. Senin yanağına ne oldu ya? Ya kapıya vurdum. Tabii tabii. Ne diyorsun ya? Oğlum karıdan şiddet görmeye başladıysan uzaklaştırma emri falan çıkaralım. Sana da mavra lazım ha. Aylin abla, ihbar doğrulanmış. Timur'un izini bulduk. Bir hamamda keyif yapıyormuş. Baba, başka bir şey dinlesen olacakmış. Hemen gidip paketleyelim. Ben de geleyim. Özledim Timur'u. O da beni özlemiştir. Hasret gidelim birazcık. Hadi. Maşallah Galip. Galip. Kütürdeti. Adamsın Galip. Ulan boşuna sana ayı Galip dememişler. Ulan Singapur'a, Tayland'a gittim. Spa'nın, saunanın harman olduğu yerlere gittim. Senin muadilini vermedim Galip. Eksik olma Timur Bey. Gençler kıymetimizi bilmiyor. Boş oturuyoruz. Ben yanıma maaşla aldıracağım seni, merak etme. Her gün kır şöyle kemiklerimi Galip. Bu bir tuzak olabilir yani. Muhbirin sağlamlığını kontrol ettiniz mi? Tamam. Ver bir de ben konuşayım. Alo. Bak dinle. Şu anda malum kişinin hamamda olduğuna emin misin? Eminim amirim. Bir saat önce girerken gözlerimle gördüm. Peki bu ihbarı niye yaptın? Başını belaya girmesinden korkmadın mı? O psikopat benim iki kardeşimi öldürdü amirim. Hem de zevk için.
Onu yakalatmak bana nasip olursa daha ne isterim? Peki, ver arkadaşlara telefonu. Buyurun müdürüm. Şahsın GBT'sine baktınız mı? Kardeşlerinin öldürüldüğü doğru mu? Doğrudur müdürüm. Pekala. Muhbir sağlam görünüyor. Çok dikkatli olun. Büyük bir çatışma olabilir. Tamam baba. Müdürüm, hamamın etrafını 100 metre yarı çaplı sardık. Kaç kişi var yanında? Hamamın içinde ve dışında nöbet tutan bekleyen adamları var. 10 kişi civarında tahmin ediyoruz. Direkt çatışmaya girersek Timur kolay pes etmez. Ölene kadar direnir. Savaş çıkar burada. Mesut, Hüsnü, arka taraf boş görünüyor. Siz oradan gidin. Sen ne yapacaksın baba? Biz Ali ile bir oyun oynayacağız bakalım. Yakarım lan buraları. Oğlum abartma, üstüme yıkılacaksın ha. Uzaktan belli edelim sarhoş olduğumuzu da birlenmesinler. Tamam tamam da abartma. Bırak baba, hamama gideceğim ben ya. Yatacağım göbek taşına. Ah lan. Toplamaktan seni meyhaneden bıktım ya. Hadi yürü. Ya seviyorum baba, aşığım. İçimden geçmiyor baba. Kalk 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 kalk. Muhabbete bak. Baba oğlunu aç diyor. Baba bak, terbiyemden susuyorum. Yakında koyacağım isyanı ona göre. Ulan evden defol diye gözünün içine bakıyorum senin be. Ben senin isyanına duacıyım be. Hadi. Hadi be. Hayır. Arkadaşım. Gideceğim baba ben ya. Yıkanacağım ya. Yeter lan, size yeter. Allah kahretsin. Buraya fazla yaklaşmayın. Sebep? Başbakan mı geldi keselenmeye? Çok uzatma da ikili hadi. Geç şöyle, geç 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 geç. Çıt çıkmasın. Parmağım çok hassastır ha. Aynen. Sessizlikte hayır vardır. Konuştun tetik düşer. Tamam abi. İçeride kaç kişi var? 5 kişi avluda. 2 kişi de içeride. Saunanın kapısında. Timur içeride mi? Evet içeride abi. Keseleniyor. İsabet olmuş. Uzun süre hapis yatacak. Rıza İyice baba. Keselensin. Al bunu. Arkadaşları ekip aracına koyun. Tabii müdürüm. Biz ilerleyelim. Çevrede bekleyen ekipleri uyarın. Her an tamam. Her şey olabilir. Yürü. Uyanık olsun. Hadi anladın yürü. Mı? Hadi. Hadi yürü yürü. Para sağlammış. Hadi bitirelim şu işi. Sen burada mı çalışıyorsun? İndir elini birader, polisiz biz. Şş, birader, duymuyor musun ya? Burada mı çalışıyorsun sen? Hı hı. Şimdi bizimle geleceksin. Tamam abi. Yürü. Ayı. Kesenin vitesini 5'e al. Tamam Timur Bey. Aferin. Aferin. Beni 1 kilo zayıflat bakalım, aç gözeneklerimi. Oh. İsveçli gibi bembeyaz olacaksın beyim. Aslansın Galip. Oh. Oh. Hepimiz sağ teyze. Güzel. Asıl mesele de burada. Avluda kaç kişi var? 5-6 kişi var. Silahlı ama. Baba ne yapalım? Direkt alamayız Hüsnü. 1 numara daha yapmamız gerekecek. Hamama nasıl girilir ki? Müşteri gibi mi yapalım? Yok olmaz. Dışarıdakilerin içeri müşteri sokmayacağını bilirler. Buraya girse girse tamirci girer. Koy tabanca içine. Yaşa be. Birkaç saniye oyalarsanız yeter. Biz arkanızdan gireceğiz. Sıkıntı olmaz baba. Tereyağından kıl çeker gibi hallederiz. Ben tamirci olayım, sen de arkadaşın kılığına gir. Hamamcı ol, ha? Tersi olmaz mı?
Lan oğlum ben gençliğimde tesisatçıda çalışıyordum, o yüzden lan. Bir soru sorarlarsa cevap verebilirim. Ben hamamda çalışmadım ama. Hadi hadi beyler uzatmayın hadi. Hadi huysuzluk yapma hadi. Oğlum bu sene Fener'i banko yazıyorum. Fener çift forvetle rezil olur adam, sen beni dinle. Kimsin kardeşim sen? Selamünaleyküm ya. Tesisat için geldik. Biz tesisatçı falan çağırmadık. Ya biz müessese olarak çağırdık toprağım. Yani şimdi ara sıra bu borular hava yapıyor, su soğuyor. Öyle bir şey olursa Timur Bey kızar diye yani. Şşş. İsim zikretme hiç. İsim zikretme. Tamam. Sen şu tamam. Telefonu şuraya bırak önce. Nasıl ya? Sen burada mı çalışıyorsun? Evet abicim. İçeri girerken seni görmedim. Ben patronun oğluyum ya. Ben o yüzden geç geliyorum. Telefonun çalıyor. Önemli değil hanımdır. Yerli yersiz arar beni. Açmayacak mısın? Gerek yok ya. İşim bitince ararım ben onu. Ben açayım o zaman. Dur. Dur bakalım. İyi günler yenge. Abi çalışıyor. İş üzerinde. Ne vardı? Abi dikkat etsin diyor. Niye böyle diyor? Ya biz genelde büyük inşaatlarda çalışıyoruz ya. Borular morular tehlikeli olabiliyor. Bir de çarşıda don bulmuş. Klasik beyaz don mu alayım? Yoksa önümüz kış pamuklu uzun don mu alayım diyor. Ebenin... fark etmez ver. Fark etmez diyor. Ya kardeşim verir misin şunu ya? Kapat ne meraklıymışsın sen aile meselelerine ya? Allah Allah. Telefonla beraber silahını da bırak evladım. Alayım ben bunu bir kaza çıkmasın. Gençsin. Bir delilik yapma ha. Geldik son aşamaya. Vay arkadaş ya. Escobar gibi korunuyor pezemek. Yürü. Kilo verdim sıcaktan kardeşim. Keşke takım elbiseyle gelmeseydik. Banyoyu da aradan çıkarmış oluyoruz işte. Rahat ol. Kolay gelsin beyler. Bir ihtiyaç var mı? Sağ ol, yok. Soda ayran yaptım size. Hamamımızın resmi içeceği. Bakır kaplarda, buz gibi. Gelip alır mısınız? Hadi al bakalım. Ayranını içeceksin ama az bekle. Al şunu. Bana bak, akıllı ol. Al bakalım. Ne oldu lan? Suratın bembeyaz kireç gibi. Sıcaktan tansiyonum düştü benim. Bunu kafaya dikince hiçbir şeyin kalmaz. Sen geç şöyle. İç annem, iç. İç lan! Timur buradaymış galiba. Adamı çıkarken fotoğraflarsak ikramiyeyi kaptık baba. Aynen öyle, uyanık ol. Beyler, geri çekilin. Tamam memur hanım. Biz polis muhabiriyiz. Her operasyonda varız zaten. Bulunduğunuz yerden bir adım ileri gitmiyorsunuz, tamam mı? Baş ne? Galip helva yaptın valla. Benden 3 gün ayrı gelmez artık. Ama sonra şimşek gibi çakarsın. Çıkarken köyden yağ getirdim. Tereyağla bal vereceğim. Adamsın Galip. Bir ses mi geldi Galip? Yok beyim. Beni neden hiç yakalayamıyorlar biliyor musun? Çünkü Çin taktiği uyguluyorum. Nedir Çin taktiği? Birinden saklanmak istiyorsan burnunun dibinde olacaksın. Ha? Şehrin ortasında hamamdayım. Evet abi. Yurt dışına kaçabilirdim mesela. Kaçma. Sırf bu şerefsizleri çıldırtmak için. İstanbul'da olduğumu biliyorlar. Bir türlü yakalayamıyorlar ya, çıldırıyorlar. İçimin yağları eriyor. Ah!
Ne oluyor lan? Sakin ol, sakin ol. Timur, beni hatırlamadın mı? Eski dostun Rıza. Çabuk çabuk, çabuk hadi geç. Geç hadi. Bırak lan! Bırak lan! Bu defa cami duvarına işedin Rıza. Artık ömür boyu çıkamazsın. Boşuna tehditle uğraşma. Şunu unutma. Bir yere girilebiliyorsa oradan çıkmak da mümkündür. Sana kolaylıklar diliyorum o zaman. Bir dahaki kaçışında beni bekleme. Emekli oluyorum. Daha görüşeceğiz Rıza. Emin ol daha görüşeceğiz. Ha. Bir dakika. Böyle mi çıkartacaksınız beni dışarı? Bırakın da üstüme bir şey giyin. Hadi yürü. Sen alışıksın yürü. Etekte gezmeye. Durun, yürü, durun. Yürü. Zamir, görüşeceğiz tekrar. Bu dediğimi unutma, bunun hesabını vereceksin. Arkadaşlar açar mısınız yolu? Hiçbir şey değil. Müsaade edin arkadaşlar. Kendiniz size intihara giydirin. Beni rezil ettiniz. Çekil. Hepiniz hesabını vereceksiniz. Çekil. Hepiniz. Tamam arkadaşlar, tamam. Hadi yavrum, bitti. Hadi. Manşet, manşet, manşet. Abi, bunda da kapaktasınız. Bütün gazetelerde manşet mi olunur arkadaş ya? Baba, emekliliğe 5 kala meşhur oldun. Bizim işlerde meşhur olmak hayra alamet değildir Hüsnücüğüm. Hatta ben sana söyleyeyim, belanın yaklaştığının resmidir bu. Bu defa öyle değil Rıza'cığım. Herkesi burada toplamamın sebebi iki güzel haber. Birincisi, Interpol'den ve İçişleri Bakanlığı'ndan takdir aldık. Bu Escobar Timur denen yılan 22 ülkede aranıyordu biliyorsunuz. Yakalamak bize nasip oldu. Ödülünüzü müsteşar bey açıklasın. Herkese iki maaş ikramiye uygun görülmüştür arkadaşlar. O zaman büyük bir alkış. Sağ olun. Sağ olun. Ben de hepinizi alkışlıyorum. Sağ olun. Sağ olun. İkinci haberim Rıza Baba ile ilgili. Gene İçişleri Bakanlığı'ndan gelen talimatla Timur ceza alana kadar Rıza Baba'nın emekli olmaması. Bu daha büyük bir alkış. Helal. Buyur işte. Belanın yaklaştığının resmidir demiştim sana. Rıza Baba'nın emekli olmamasını bizzat bakanımız bana emretti. Emredilmiş midir yoksa sizin tarafınızdan bakanımıza tavsiye mi edilmiştir? Ha, o kısmı tam hatırlamıyorum. Ama sonuçta aramızda bir mutabakat oldu Rıza. Hem Timur'u ceza alana kadar takip etmen hem de davada göreve devam eden bir memur olarak şahitlik yapman önemli tabii. Dava sonuçlanana kadar işinin başındasın. Mezarda emeklilik dedikleri buymuş herhalde. Ben buradan ölene kadar kurtulamayacağım. Biz de seni seviyoruz Rıza Baba. Karar. Sanık Timur Altıntaş ve müdafi avukatların geldiği görüldü. Açık yargılamaya devam olundu. Sanık Timur Altıntaş'ın organize olarak uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini yaptığı kanaatine varılmış olduğundan 15 yıl ağır hapis ve 20.000 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, ayrıca 22.10.2012 tarihinde Sarıyer Mahalli'nde polis memurları Akın Yılmaz ve Musa Çakıl'ı planlayarak öldürmesi eylemine ilgili toplanmış deliller ve adli tıp raporu neticesinde aksi kanıtlanamayacak şekilde suçun sabit bulduğu konusunda kanaat hasıl olduğundan iki defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına. Çüş be. Terbiyeli ol. Bu ne biçim ceza ya? Torunuma kadar gömdün. Bana bak, hakim karşısındasın, düzgün konuş. Yargıtay'a temyiz yasa yolu açık olarak
süresinde temyiz edilmemesi halinde kesinleşmek üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. Dava sona ermiştir. Hakim Bey, ismin adresin bende yazılı. Bayramlarda tebrik göndereceğim sana. Alın götürün şu herifi. Sen beni yakaladın. Yarın ben seni yakalayacağım. Hakimin söylediklerini duymadın mı? Sen ancak koğuşunda fare yakalarsın bundan sonra. Sen de listemdesin Ayı Boğan. Sen de listemdesin. Tamam, tamam. Uzatmamıyorsun. Yaptıklarının suçlusu sensin. Bambaşka bir hayat yaşayabilirdin. Bir sürü insanı yaktın. Tüm bunları bilerek, isteyerek yaptın. Hapishanede çok vaktin olacak. Düşün bunları ha. Her şeyi bilerek isteyerek yaptım. Ve sen olmasaydın, sen olmasaydın her şey çok güzel olacaktı. Demek ki her şeyin suçlusu sensin Rıza Amir'im. Sen emniyetçisin. Her suçun cezası var bilirsin. Ben de çekeceğim cezamı. Sen de çekeceksin. Hadi selametle. Boş atıp dolu tutuyor çakal. Hadi gidelim. Pişman mısınız Timur Bey? Ne söylemek istersiniz? Bir mesajınız var mı? Var. İleride bir gün benim bir kere daha fotoğrafımı çekeceksiniz. Ama kelepçesiz olacak. Bir soru daha. Çünkü kelepçeyi sevmem. Tamam arkadaşlar hadi dağılın. Daha doğrusu kendim de sevmem. Hastaneye gidiyoruz değil mi? Sağlık kontrolü. Check-up hesabı. Devlet mahkumuna bakıyor. Çok konuşma, bin arabaya. Hadi. Emin misin Rıza? İyi düşündün mü? Yaş haddinden emekli olmana daha 4 sene var. Son kez soruyorum. Emin misin? Vallahi evlenirken bile bu kadar düşünmedim müdürüm. Ama yeter artık. Ayla ile Ayvalık'a yerleşmeye karar verdik. Anlıyorum. En doğrusunu sen bilirsin tabii. Sensiz bocalayacağız. Estağfurullah müdürüm. Sizin deneyiminiz yanında benimki nedir ki? Ha. Hem aslan gibi çocuklar bırakıyorum size. Orası öyle. Şunu vereyim size. Emeklilik dilekçem. Üzünlendim doğrusu. Vallahi ben de. Buyurun. Mesleğini icra edişinle, ahlakınla hep örnek olduğunuza. Mesai arkadaşların seni hiç unutmayacak. Abi, Mesut abi. Çok acayip bir şey duydum abi. Aa, hayırdır inşallah. Abi, Rıza baba emekli oluyormuş. Şaka yapıyorsan külahları değişiriz ha. Ya kulaklarımla duydum. Arif müdürle konuşuyordu. Vay be. Arada lafını ediyordu ama ben yapmaz diyordum. Tamam kapat kapat. Üstü neredesin? Nerede olacağım? Eminönü'ndeyim. Maaşı bizim sıfaların kıyafetlerine yatırıyoruz. Her zaman olduğu gibi. Günah üstü. Tamam tamam. Çarpılırsın. Güzel haberler ver bari ya. Maalesef haberler kötü usta. Hem de çok kötü. Ne oldu usta? Rıza baba. Az önce aldığım bir habere göre Rıza baba. Ne oldu lan Rıza baba ya? Öldü mü yoksa? Ağzını hayra aç kadın ya. Ne oldu oğlum söylesene.
Yok ulan, emekli oluyormuş. Oh be. Hüsnü. Yani oh be derken iyi ki ölmemiş anlamında. Emekli mi oluyormuş? Vay be. Ulan bahsediyordu ama ben hep son anda vazgeçer diye. Yılmak yok, kabullenmek yok. Hemen merkezde buluşup onu ikna edeceğiz. Tamam mı? Tamam tamam, ben Ali'yi arıyorum. Rıza babaya ne olmuş? Yaralı mıymış? İki dakika dur be kadın. Ölü yaralı yok, emekli var. Nasıl yani? Konuşmayı dinle, anlarsın mevzuyu. Heh. Ali, hemen merkeze gel oğlum, acil. Rıza baba emekli olacakmış, önleme yapacağız. Tamam. Ben akşama ya gelirim ya gelmem. Sor. Başınızda Rıza baba olmadan rezil olursunuz siz Hüsnü. İyi moral verdin Suat, çok güzel. Hadi görüşürüz, kendine iyi bak. Ay beni bırakıp nereye ya? Sen şey yap, ben onları şey yaparım sonra. Daha polisliğe yeni başlarken bir abimiz nefes alıp veriyorsun ömür geçiyor demişti. Hakikaten öyle oldu. Ha, gel üstü gel. Rıza baba, duyduklarım doğru mu? Emekli mi oluyorsunuz? İstihbaratın güçlü her zamanki gibi ha. Yapma be baba, şaka de ya. Rıza baba, emekli mi oluyorsun? Sana amirin odasına nasıl gireceğini öğretemeden emekli oluyorum. Ya baba, öyle bir şey yok. Onu bir geçeceksin. Bu kapıdan beraber girdik, beraber çıkarız. Sizin daha vaktiniz var gençler. Ben artık yoruldum. Oo. Siz sormadan ben söyleyeyim. Evet arkadaşlar, emekli oluyorum. Ve kararım da kesin. Bir hatamız mı oldu baba? Saçmalamayın. Dostluk, kardeşlik baki ama artık yoruldum be oğlum. Siz evde bulmaca çözecek biri değilsiniz Rıza baba. Onu ben de biliyorum. Ama en azından deneyeceğim. Ha? Aile hep bu günleri bekledi. Artık erteleyemem. Sizden tek isteğim artık çok ısrar etmeyin ha. Eyvallah baba. Ha, şu Timur denen adam bugün naklediliyor. Benim de işim bitiyor artık, tamam mı? Ama baba biz sensiz... Bak Hüsnü, Allah aşkına zorlaştırma işi ha. Ben de kalmak isterim ama... Ayla ablanıza ayıp oluyor artık ha. Hadi. Ha, bu akşam bizim bahçede oturacağız ha. Mangal falan yaparız. Eksiksiz gelin. Çünkü son gecem ha. Yarın Ayvalık'a gidiyorum. Hadi, hadi. Ulan ölüyoruz mu dedik? Aa, suratlara bak. Çok seven dışarıda da görüşür. Şimdi hadi bakalım, hadi işinize, hadi. Sonra salladım ben de buna. İstersen 5 müebbet ver. Çok da bir tarafımdaydı. Helal olsun abi. Bu adamlara hiç acımayacaksın aslanım. Hep vereceksin ayarı. Vereceksin ayarı ki... en azından rahat uyuyamayacak iti oluyor. Tabii canım, tabii. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Helal olsun. Doğru. Hadi bakalım. Eyüp abi, haber var mı? Yok oğlum, yok. Timur Altıntaş. Evet. Hükmün kesinleşmiş, hayırlı olsun. Cümlemize gardiyana. Dolayısıyla Eskişehir'e naklin çıktı, hayırlı olsun. Hazırlan istersen. 2 saate gelip seni alacaklar. Sen ne diyorsun be? Vallahi müdürden ne talimat geldiyse onu iletiyorum. Bana cevap verme lan. Hadi. Hadi. Düzeltin o kararı. Yoksa ben sizi düzeltirim. Rıza baba, hızlı gidiyorsun bu akşam. Emekli olduğumuz gün içemeyeceksek ne zaman içeceğiz? Beraber olsun o zaman baba. Hadi, hadi afiyet olsun. Olsun. Hadi. Sen gene de çok açılma Rıza. Midene yaramıyor biliyorsun. Bu gece bana dokunma Ayla, tamam mı?
Ayvalık'a yerleşiyorsunuz değil mi Aylacığım? Gitmeli gelmeli yapacağız Suat'cığım. Buradaki ev kalacak. İyi, kopmamış oluruz. Bize de bedavadan yastık olur değil mi bunlar? Vallahi onu babama soracaksın. Henüz bize bir davet gelmedi. Gelir gelir. O nasıl söz kızım? Orası sizin de eviniz. Yalnız tek şartla. Gelip bana bu adamların maceralarını anlatın. Aklımı karıştırıp da dönmek istemiyorum tekrar. Ayvalık emniyetine söyleriz. Sana ufak tefek görevler verirler baba. Kaç falan. Ha, değil güzel, mi? Güzel. Dolandırıcılık falan. Hadi Turunç. Gel şunları al. Tamam. Bu Timur'un arkasına adam taktık değil mi? Ne oldu? Taktık baba. Ben konuştum az önce. Muayeneden çıkmışlar. Cezaevinde son işlemlerini yapıyorlar. Dakika dakika alıyorum haberlerini baba. Evet. Şimdi gelelim emeklilik hediyelerine. Allah. Rıza baba, bu bizim hediyemiz. Ne gerek vardı kızım Allah abla. Alır mı? Hüsnü seçti. Yaman. Füler füler. Bu ne? Kravat mı? Maya baba, denize girmeyecek misin? Slip oğlum bu. Sen benim hakem mi sen? Senin döneminde şort yoktu ya, o yüzden seversin diye düşündük baba. Bak bak bak. Bu ne biçim mantık be? Televizyonda alsan sen siyah beyaz alacaksın bana. Baba. Emeklilik hayalin ne? Motor alıp küpe takacağım. Yok artık, şaka yapıyorsun. Hayatım boyunca başkaları için yaşadım. Emekli olunca artık kendim için yaşayacağım. Takacağım küpeyi, vereceğim sakalı. Giyeceğim deri ceketi de böyle zincirler de takacağım. Büyük motorlardan da alacağım böyle. Vuracağım kendimi yollara. Hadi bakalım. He, bana bak, aramızda kalsın. Aa, tabii canım. Kimseye söyleme. Baba. Bunu beğeneceksin. Ha, ne bu? Bak bakalım, bak bakalım. Buyur buradan ya, küpe. Aa, aa. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum benim ne işim olur küpeyle? Rock şarkıcısı mıyım ben ha? Bir keresinde bana emekli olunca küpe takacağım demiştin. Motor. Böyle mi dedin Rıza? Yok ya, şaka yapıyorum. Değil mi? Değil mi Ali'ciğim? En kral hediyeyi ben almışım demek ki. Bir saniye. Ha. Alo. Efendim. Mesut komiserim. Biz nakil aracının arkasında yerimizi aldık. Tamam tamam. Sık sık bilgilendirin beni. Tamam. Kim o? Ya bizim çocuklar baba. Dakika ve skor veriyorlar. Her şey yolunda. Hediye de burada. Oğlum, siz karıştırdınız galiba. Emekli oluyorum sadece ya. Ama bir dakika ya, beğendim ben bunu. Güzel be. Güzel baba, güzel. Arada bir giyerim ha, hayla. Güzel güzel. Geldi manyak. Hadi çalıştır arabayı, yakın duralım. Nefesimi tutuyorum. Niye? Hapishanede yapacak iş yoktu. Bunlarla uğraştım. Nefesimi tutma oyunu. Kaç dakika tutuyorsun? 3 dakikaya kadar tutabiliyorum. Hadi canım, atıyorsun. İstersen iddiaya girelim ha. Dikkat, geliyorlar. Herkes rolünü iyi oynasın. Tamam abi. Burada kaza var, yan yoldan git. Tamam. Komutanım, bir sorun mu var? Yolun ortasında kaza olmuş asker. Yan yoldan gideceğiz. Anlaşıldı komutanım. Bunu Mesut komisere haber verin. Tamam. Tamam.
Komiserim, cezaevi aracı normal güzergahından çıktı. Yolda kaza olmuş galiba. Evet. Orman yoluna giriyorum. Şimdilik her şey normal görünüyor. Tamam komiserim. Ben sık sık bilgilendireceğim komiserim. Anlaşıldı, tamam. Hüsnü, bir baksana. Şu muhabbetin ortasında bana iş deme. Timur'u götüren cezaevi aracı güzergahtan çıkmış. Kaza sebebiyle galiba. Yol kapalıymış. Tamam canım, ne var bunda? Olur öyle şeyler. Olur olmasına da Eskişehir cezaevine gidiyorlar. Seçtikleri yol bir kere oraya çok uygun değil. Bir de... Bir de ne? Adam gündüz mahkemede çok rahat değil mi usta? Bana sanki böyle bir şeylere güveniyormuş gibi geldi. Oğlum şimdi beni de pirelendirdin ya. Önce pirelenmek, sonra üzülmekten iyidir. Ne yapacağız? Bence gidip bir bakalım. Tamam. Burayı germeyelim ama. O konuyu ben hallederim. Ey ahali! Ufak bir sorun ne? Çıkmış. Tamam, tamam. Biz bir kafa gösterip geleceğiz. Hadi çocuk. Bizim adamla mı ilgili? Yok ya, yaralanma gelmiş merkeze. Adamlar da böyle çok kalabalık gelmişler. Çocuklar da işin içinden çıkamamışlar hani. Başka kimse yok mu oğlum? Bırakın halletsin. Ya baba, gittik geldik yarım saati geçmez zaten. Tamam tamam, hemen gelin ama, tamam mı? Hadi. Tamam tamam. Tamam, hadi. Dönün ama Hüsnü. Aa, hep böyle oluyor. Yıllardır böyle oluyor. Nereden çıkarttılar bu alternatif yol işlerini? Otobanda iki sıran çalsa kaçarlardı bize zaten yolu. Bize sormadılar ki. Bastı gitti komutan. Şuraya bak. Yoldan çıkmış galiba. Duralım mı? Öndeki araçtan kopmamamız lazım. Ya baksana, adamın motoru uçmuş. Yaralı kesin. Dur hadi dur. Hemen bakıp devam edelim. Arkadaşım iyi misin? Sakin olun, kıpırdamayın uzun yaşayın. Kıpırdamayın. Kıpırdama. 10-15 dakika bu şekilde durup dağılacağız değil mi arkadaşlar? Evet evet. Evet. Salak herifler. Hadi hadi çabuk. Hadi. Çabuk çabuk. Polis aracı geride kaldı komutan. Yavaş kalmışlardır. O ne ya? Çevirme var herhalde komutan. Ulan bu yolda da mı sorun var yoksa? Takviye ekip yollayın, tamam. Anlaşıldı, tamam. Ya şunları arasana, tam olarak neredelermiş? Bahsettikleri yol burası. Ama biz ters taraftan gidiyoruz. Karşımıza çıkmaları lazım birazdan. Neyse, arayalım gene de. Ne olur ne olmaz. Cevap vermiyor. Duymuyor mu acaba? Mümkün değil ya. En uyanık adamı görevlendirdim bu iş için. Böyle bir salaklık yapmazlar. Usta, o zaman orada bir şeyler oluyor. Ben sana söyleyeyim. Gazla usta, gazla. Komutanım. Aç. Aç. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çabuk çabuk! Emniyetini aç! Önce emniyet, sonra hareket. Değil mi gençler? Ha? Patlayıcı hazır. Gaz tüpünü getir. İyi uykular bebişler. Bu ne lan? İçeri gaz veriyorlar. Fırsatını bulunca ne meraklısınız ateş etmeye. Aç şunu. Koluma gir. Başım döndü. Reis, geçmiş olsun. Başlatma reisini. Araba hazır mı?
Abi depo dolu. Bu da silah. Aferin. Siz de hemen toparlanıp kaçın. Birazdan ana baba gün olur burası. Emredersin reis. Aç şunu. Usta, usta, araçtaki Timur. Gördüm usta, gördüm. Dön, 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 dön. Nereden düştüler bunlar peşimize? Hızlan biraz. Hadi bas. Bas, bas. Tüfek ipler. Timur Altıntaş kaçtı. Tekrar ediyorum. Timur Altıntaş kaçtı. 34 Edirne Ceyhan, 41-88 plakalı arabayla çevre yoluna doğru gidiyor. Şu an peşindeyiz. Destek istiyorum. Ben bir yere kadar gidip geliyorum. Oğlum masayı boşalttınız. Giden gelmiyor. Ben hemen döneceğim baba. Bir arkadaşa bir şey olmuş da. Hay Allah ya. Hadi bakalım hadi. Bunları böyle yetiştirdim ben işte. İki dakika rahat oturamazlar. Hadi hadi buyurun buyurun buyurun. Buyurun gelirler vallahi. Sonuçta. Ver şu telefonunu. Hadi çabuk. Alo. Helikopter dediğim yere insin. Tamam. Al şunu. Hadi daha hızlı. Bas çobanım bas. Daha hızlı. Bununla bu kadar usta. Adamın altında canavar var baksana. Efendim? Hüsnü! Ne oldu, neredesin? Bir anons geldi buraya. Ali apar topar çıktı gitti. Rıza babayı zor tutuyoruz vallahi. Aferin. Tutmaya devam edin. Şu anda meşgulüm, sonra konuşalım. Dur 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 dur. Kapatma hemen. Meraklandım ben şimdi. Ne oldu öyle bir anda Hüsnü? Kimse bir şey söylemiyor. Sen bari söyle Hüsnü. Ben yokmuşum gibi konuş usta. Rahat ol. Ya öğrenmeyiver be kadın. Bir şey de bilmeyiver ya. Bir daha arama beni bu gece hadi. Lastik gümledi reis. Sen devam et. Beni arabada sansınlar. Kaçıyor. Kaçıyorsa kaçıyor, kaçıyor. Kapana girdin Timur efendi. Timur! Etrafı sarıldı. Güzellikle çek. Geç öyle. Geç öyle. Geç öyle. Geç öyle. Geç otur yerine. Geç öyle. Geç. Otur lan. Otur. Ne oluyor kardeşim? Sen kimsin? Ne yaptığını sanıyorsun benim evimde? Ne işin var burada? Kes sesini. Söyle Timur nerede? Nereye sakladın? Timur kim? Ne diyorsun sen? Kardeşim bu ne cüret?
Milletvekiliyim ben. Mahmut Fesli. Tamam arkadaşlar. Ne oluyor ya? Çekiyor musun? Müsaade edin. Geri durun. Lütfen. Fesli. Tamam. Yakacağım sizi. Lütfen. Mahmut Bey, karınızda sorunlarınız mı vardı? Çek şunu suratından, çek. Hanımefendi, bana özel hayatım lan bu benim. Defolun. Bir açıklama yapmayacak mısınız? Yaktım lan sizi. Süründürücü mü? Bir şeyler söylemeyecek misiniz? Pişman edeceğim, pişman. Gerçekten Escobar adıyla anılmayı hak ettim. Bir kereliğine başınızda olmuyorum. Her şeyi berbat ediyorsunuz. Rıza baba, adamdan özür diledik ya. Yok ya, özür mü diledin? İyi o zaman, aferin, al. Bin defa özür dilesen ne olacak be? Milletvekili adam dünya aleme rezil oldu. Al. Evet, işin o kısmı kötü oldu. Maşallah manşetten de düşmüyoruz. Aferin size, aferin. Beni çok güzel uğurladınız çocuklara. Hayatım boyunca unutmam artık bu son golü ha. Gel. Müdürüm, Arif müdür sizi çağırıyor, acilmiş. Tamam, git. Al işte. Esas bombanın büyüğü şimdi geliyor. Neyse ben yolcuyum. Bana göre hava hoş. Fırçamı yer, bohçamı toplar giderim. Ama siz kendinize şuradaki haritadan bir yer bakmaya başlayın. Hadi. Artık bir yer. Evet efendim. Haklısınız. Bir şanssızlık olmuş sayın bakanım. Tabii efendim. Derhal efendim. Emredersiniz. Hemen icabına bakacağız sayın bakanım. İyi çalışmalar sayın bakanım. Yüzüme kapadı. Sen misin bu heriflerin amiri? Sayın vekilim, inanın arkadaşlar da çok çok üzgün. Başlarım onların üzgünlüğünden. Rezil oldum. Şerefim beş paralık oldu. Adamlarım paldır küldür. Sorgusuz sualsiz evime dalıyor. Üstelik yanlarında bir sürü basın mensubu var. Böyle mi polislik yapılır ha? Bu nasıl iş böyle? Bu Timur çok sinsi. Her yere girip çıkan biri olduğu için biz de... Tamam tamam. Senin adamların bunlar işte. Bana laf anlatma. Ne gerekiyorsa yapılacak. Hemen. Emredersiniz peki. Otur. Oh, adamdan yediğim fırça ayrı. Bir saattir de telefonda kimle konuşuyorum biliyor musun? Kiminle? İçişleri Bakanı'yla. Aslında konuşuyorum da denemez. Çünkü o konuştu, ben dinledim. O konuştu derken... Yani normal bir konuşma olmadı tabii. Demin gördüklerin hiçbir şey. Adam baştan aşağı kalayladı beni. Hani... Bir laf vardır ya, etin şeyine. Anladım. Tam zamanında ayrılıyorum ha. Bir şanssızlık olmuş. İnanın arkadaşlar da çok üzgün. O arkadaşlar daha çok üzülecekler Rıza'cığım. Onların hepsi yolcu şu an. Yapmayayım müdürüm. Vallahi yaptım bile. Geçmiş olsun. Hem boş versen. Benim esas işim seninle. Benimle mi? Aha. Ama biliyorsunuz, ben artık gidiyorum. Ha. Bugün son günüm. Doğru ya. Emekliliği söylüyorsun. Neredeydi bu? Hah. Burada işte. Emeklilik dilekçem. Ben unutmuşum bunu.
Biraz nahoş bir veda olacak ama ne yapalım artık. Nasip. Ya. Müdürüm yapmayın. Hiçbir yere gitmiyorsun Rıza. Emekli falan olmuyorsun. Kalıyorsun ve yeni bir ekip kuruyorsun. Yeni ekip mi? Evet. Hayırlı olsun yeni görevin Rıza'cığım. Bizdeki şansa bak ya. Şerefsiz Timur'u ararken gidip milletvekilinin evini basıyoruz. Ev olsa yine iyi usta. Adamın garsonun yerini basmışız, iyi mi? Milli piyango tutturmak gibi bir şey. Ama tersten. Şırnak mı acaba? Artvin'de olabilir. Anlaşıldı. Maaşı oduna kömüre yatıracağız. Yok artık abi. Biraz abartmıyor musun? Oğlum adam dişi milletvekili çıktı ya. Sen daha işin ciddiyetini anlamadın. Mesut abi sen ne diyorsun bu işi? Yırtamaz mıyız yani? Battık mı? Ne bileyim lan? Müneccim miyim ben? Bu şafaktan sonra iş derdim de değil zaten. Karı yok. Çocuk zaten benden kurtulmak istiyor bu saatten sonra. Aman bana fark etmez ya. Siz ciddisiniz abi ya. Yok 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 yok. Ben evin düzenini bozamam arkadaş, olmaz. Tek başına gider tutarım bir bekar odası. Makarna yumurta idare ederim. Çoluk çocuk rezil oluruz bu saatten sonra ya. Bak adam tası tarağı topladı bile. Otobüse bindi gidiyor. Ya iki dakika dur bir usta ya. Şakanın sırası mı Allah'ı seversen. Vallahi vücut kimyam alt üst oldu ya. Tansiyonum düştü. Belki de çıkmıştır bilmiyorum yani ama bir şeyler oluyor kesin yani. Sakin ol abi, anlayalım bakalım durumu. Sırf kendinizi değil, beni de yaktınız. Arif müdür dilekçemi yırttı attı. Hı hı. Kalıyorum. En kötü haber böyle olsun be Rıza baba. Yani iyi olmuş diyeceğim, kızacaksınız. O zaman yine beraberiz baba. Oh be. Nah beraberiz. Ben kalıyorum, siz gidiyorsunuz. Sen de. Ben de mi? Neresi Rıza baba? Ayrı yerler değildir inşallah. Bir de ayrılmasak bari. Hep beraber sürüldünüz. Taşlıtepe'ye. Taşlıtepe mi? Taşlıtepe neresi ya? İstanbul Taşlıtepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği. O zaman süper haber bu. İstanbul'dayız. Taşlıtepe'yi bilmiyorsun galiba Ali. Gideceğiniz yeri size biraz anlatayım. Suç oranı çok yüksek. Gasp, hırsızlık, dolandırıcılık, fuhuş, uyuşturucu, terör. Kitapta ne kadar suç varsa mevcut. Hatta henüz kitapta olmayanlar da. Polislerin illallah ettiği belalı bir yer. Yani tatile değil, sürgüne gidiyorsunuz beyler. Ya? En azından ayrılmadık. İstanbul'dayız. İyi tarafından bakalım. Ya İstanbul'un en boktan yerine gidiyoruz ya. İyi tarafı yok ki bu işin. Usta, demin tayin olacağım diye aklın çıkıyordu. İstanbul'da kaldın, hala ağlıyorsun ya. Oh, bütün gün anons eksik olmaz. Acayip yoğundur şimdi orası. Rahmetli babamın asker arkadaşının bir oğlu vardı. Polis, Taşlıtepe'de görev yapıyordu. Arabasını taramışlardı. Yanındaki memur şehit oldu. Bizim adam hala hastanede. Söylemedim kimseye, arada gidip bakıyorum. Durumu hiç iyi değil usta. Yeminle içimi kararttınız ya. Arkadaşlar, İstanbul'un en belalı adamları kim biliyor musunuz? Biziz ya biz. Var mı bizden belalısı ya? Taşlıtepe'ymiş. Nelerle uğraşıyoruz kaç yıldır ya, unuttunuz mu? Ha? Gidelim bir tanıtalım kendimizi. Bir ayda herkesi mum gibi yapmazsak benim adım da Mesut değil be. Yalan Mesut. Doğru ustan. Doğru. Ha şöyle ya, verelim odunu. İki dakikada cenaze evine çevirdiniz ortalığı ya. Manyağın kralı ekip geliyor usta. Şimdi Taşlıtepe düşünsün. Onlar düşünsün. Ali şuradan çay söyle, şuradan. Çay söyle. Bir tost aç mısın sen de, bir tost söyle. He? Sen tost. Hüsnü, tok musun? Dışarıda mı yedin? Ya yok, yok yemedim, yemedim. Var bir derdi ama dur bakalım ne çıkacak. Yok bir şey ya. Bir dalıp düşünmek de mi yasak kendi evimizde? Değil, değil de. Bir acayipsin bugün. Şeyi düşünüyordum ya. Otobüsü.
Yarın yeni yere gidiyorum. Yeni yer mi? Ben dedim geliyor işte. Tamam, yeni bir yere tayin olduk. Ekiple beraber. Nereye Hüsnü? Uzak mı? Yok değil. Nereye olduğunu bir söylesen de ev halkı olarak bir rahatlasak yani. Taşlıtepe'ye. Cellattepe diyorlar oraya. Cellattepe mi? Tabii. Lakabı Cellattepe oranın kızım. Nereden çıktı bu Hüsnü? Niye siz gidiyorsunuz? Ya ne bileyim, görev işte. Memuruz biz. Nereye derlerse oraya. Tamam, büyütmeyin. Bizim Şerife'nin kaynatasının taksisi var ya. Hı. Onun şoförünü gasp etmişler orada. Dövmüşler, ağzını burnunu kırmışlar. Michael Jackson gibi olmuş böyle. Hey! En pis semtiymiş İstanbul'un. Öyle dedi. O bilir İstanbul'un her yerini. Bir şey de bilme kadın ya. Bilme. Hüsnü, geçici mi gidiyorsunuz, temelli mi? Aa, bak onu sormayı unutmuşum Suat. Dur şimdi arayayım emniyet müdürünü, sorayım bir dakika. Dur. Ara sor. Yahu bir sakin ol ya. Zaten alışmaya çalışıyorum. Bir de sizinle uğraşmayayım. Doydum ben. İştahım kesildi. Aa, lütfen otur ye. Benim sana güzel haberlerim var. Dur bir dakika. Neymiş be? Hem de iki tane. Aa, iki güzel haber. İyi, uzatmadan söyle de biraz yüzümüz gülsün. Birinci haber. Tekin üniversiteyi kazandı. Aferin be. Aslan. Aslan babasının oğlu. Koçum benim. Nerede benim aslanım? Tekin. Dur bağırma. Tekin. Arkadaşlarıyla dışarı çıktı. İzin verdi. Ha, iyi yapmışsın. Tabii. Çok gecikmeyecek, merak etme. Çıkacak tabii. Çıkacak. Harçlık da koysaydın cebine. Koçum benim be. Hmm. Gezecek, tozacak tabii. Üniversiteli artık o. Aslanıma bak ya. Kimin oğlu be he? Bak kimin oğlu. He? Baba biz de kazandık ama bir güzelliğini göremedik yani. Sus lan. Nankör. Ben ayırmam hiçbirinizi. Sallama. Peki hangi bölümü kazandı? Tıp mı oldu yoksa? Tıp. He? Tıp. Bizim millet başka bir şey bilmez zaten. Bir de mühendislik bakıyorduk. Birkaç tane tercih edecekti. Ya mühendislik ya tıp. Hazır mısın? Hadi. Ay. Tıp. Geliyor. Tıp değil mi? Ha, tıp. Oyunculuğu derken? Oyunculuk işte Hüsnü. Konservatuvarı kazandı oğlan. Tiyatrocu olacak. Herkes doktor, mühendis olurken bizim Sıpa artist mi olacak yani diyorsun? Ha? Zenne mi olacak Suat? Ha? Zenne mi olacak? Ne dedim ben? Delirir demedim mi? Sussana sen ya. Niye kızdın ki durup dururken Hüsnü? Ne güzel meslek. Fikri de kim vermiş biliyor musun? Kim? Bil. Kim? Kim artık bilmek istiyorum, kim? Teyzem vermiş. Allah senin cezanı versin be. Allah'ım beni katil etme bu evde. Zaten en baştan biliyordum bu çocuktan bir şey olmayacağını. Sen yaptın bu çocuğu böyle Suat, sen yaptın. Sanatçı olacak oğlu dayon. Hadi be, hadi. Sevineceğin yerde. Kime anlatıyorum ben? Sen açlar, ne anlarsın kızım, sanattan? Aç onlar, aç. Ama bu konu burada bitmedi. Senle de o eşek sıpasıyla da ayrıca konuşacağım. Biz eşek gibi çalışalım, okutalım. Paşa artist olsun. Yok öyle ya ama. Yok. Asabım bozuldu gece ya. Hadi öbür haberi ver bari. İnşallah gerçekten iyi haberdir. Ay işte. Kız yoksa? Ay. Hadi oradan dili. Söyle. Dur. İkinci geliyor. Söyle. Evet geliyor. Geliyor. Müjde. Evet. Zeliha'yı istemeye geliyorlar. Şarkı. Ne dedin? İstemeye mi geliyorlar? Kim istemeye geliyor? Ablam köylüye gidiyor baba. Ne köylüsü ya? Karışmasın sen gerizekalı. Karışma. Dur. Bir dakika. Ne diyorsunuz siz ya? Ha? Zeliha'yı istemeye mi gelecekler şimdi? Bizim Arda mı lan yoksa ha?
Vallahi bak buzuşuruz ha. Şşş. Yok yok. Hamdi vardı ya Zeliha'mın arkadaşı. Ha, Hamdi. Hamdi. Hamdi arkadaşı. Ben niye daha önce duymadım bunu? Canım ne bileyim. Hatırlamıyorsundur herhalde. 6 aydır arkadaşlık ediyorlar ya. 6 ay. Yahu ne Hamdi'si, ne 6 ayı. Bu nasıl ev arkadaş? Bu nasıl ev yarabbi? Bir gece eve geliyoruz, oğlan artist olmuş, bu kız da kocaya gidiyor. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Hüsnü, dur, sakin ol. Tansiyon çıkacak canım. Dur, dur canım, dur. Tansiyon mu dayanır kızım bu eve? Ha? Tansiyon mu dayanır? Bir çıkar, bir iner. Aman Allah'ım, Allah'ım. Bir su iç. Sakin ol. Sakin ol, kurban olurum. Ne yaparsanız yapın ya. Zaten yapmışsınız. Biz Şam babası olmuşuz, haberimiz yok. Evde anarşi almış, başını yürümüş. Ah, ah Hüsnü, ah. Sen bunları hak edecek adam mıydın? Ah. Zaten çıktı tayin. Yeter artık Rıza. Dayanamayacağım artık. Ömrüm evde koca beklemekle geçti. Ne yapayım Ayla? Arif müdür gözümün önünde yırtıp attı dilekçemi. Ne olmuş yani? İstesen yine de bırakırsın. Ama bırakmak istemiyorsun sen. Bunca yıl emek verip tam bana ihtiyaçları varken nasıl bırakıp kaçarım Ayla? Kaçıp giden biri olarak mı hatırlasınlar beni ha? Sanki ben çok meraklıydım kalmaya. Ha, bu durumdan rahatsızsın yani. İçten içe sevinmiyorsun. Hayır, sevinmedim Ayla. Sevinmedim. Hatta kızdım, delirdim. Al, al, al işte Ali. Sor Ali'ye sor. Al. Çok 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 pis fırçaydık anne. Doğruya doğru. Babamı böyle sinirli görmedim ben. İyi tamam. Tamam. Bir şey değiştirmiyor işte. Sonuçta işine döndün. Seni bıraksalar 100 yaşına kadar çalışırsın. Yani. Ya şunun şurasında birkaç yıl nedir ki babam için ya? Göz açıp kapayıncaya kadar geçer gider değil mi Pınar? Senin önünde o birkaç yıldan çok var. Ama benim önümde kaç tane var Allah bilir. Utanmadan konuşuyorsun bir de değil mi ha? Sizin yüzünüzden emekliliğim yanmış benim. Karşıma geçmiş birkaç sene ne olacak çabuk geçer diye pişkin pişkin ısırıtıyorsun. Ulan yarın Ayvalık yolundaydım ben. Ayvalık, Ayvalık. Rıza, Rıza sinirlenme. Kızma canım. Anne. Ne annesi? Bu taş tepe de çok sakat yermiş öyle mi? Ya adı çıkmış işte. Benim arası yok. Takma sen kafana bunları. Ali, ya sakinleşince babamla konuşayım mı? Niye ki? Ya ne bileyim, en azından bir iki hafta sonra seni daha sakin bir yere aldırabilir belki. Tanıdığı çok sonuçta. Bütün müdürler neredeyse devre arkadaşı. Saçmalama Pınar. Ben ekibimi bırakmam bu bir. İkincisi böyle bir şey teklif edersem babam ağzıma sıçar. O nasıl konuşma ya çocukların yanında? Ya pardon, ağzımdan çıktı. Aman Pınar! Bir de sen karışma gözünü seveyim ya! Bağırma bana çocukların yanında! Gerizekalı. Ah. Yatırayım ben bunu Pınar. Vay baba! Oo, bakıyorum keyfin yerinde, tokmak kafa. Aynen. Bugün güzel haber aldım baba. Söyle de biz de sevinelim. Bugün ne olacaktı? Ne olacaktı? Biraz düşün ya. Bak Tunç, öyle bir gün geçirdim ki beynimin ajanda kısmı komple yandı evladım. Şimdi sana anlatsam emin ol senin de yanar. İyi hadi ben söyleyeyim bari. Yatay geçiş işi tamam. Ha. Vallahi aklımdaydı dün. Şimdi tam olarak ne oldu? Ya artık istediğim yerde okuyacağım. Psikoloji. Deli doktor olacaksın yani. Ya baba vallahi bombasın ya. Psikolog deyince hemen deli geliyor aklına değil mi? Ne bileyim ya. Doktorluk değil mi o? Tıp yani. O senin dediğin psikiyatri. Benim gideceğim psikoloji. E doktorlusu varken öbürkü niye ki? Notlar mı yetmedi? Notlarım zaten yüksek baba. O yüzden girdim. Okul paralı ama merak etme. Burslu kabul edildim. Ha, uluslararası ilişkiler bitti yani. Evet, psikolog oluyorum. Vallahi onu pek anlamamıştım. Yani bunu da pek anladığımı söyleyemem ama hayırlısı olsun. Polislikten iyidir sonuçta. Ne diyorsun baba ya?
İstediğim yere yatay geçiş yapmışım. Hem de burslu olarak. Sen neredeyse yas ilan edeceksin ya. Ne yası canım? Çok sevindim. Baksana. Baba ya. Ben belimi yıkayıp geliyorum. Ya nereden çıktı şimdi bu yatay geçiş, dikey kaçış anlamadım ki. Nerede bir antika iş var beni bulmak zorunda değil mi? Hay Allah'ım ya. Yeni yuvamız burası demek. Dökülüyor abi. Dış güzellik önemli değil. Önemli olan içi. İnşin top oynuyor abi. Vay! Hoş geldin partisi var galiba. Hadi bekletmeyelim arkadaşları. Yürü, ne yürü, hoş geldin. Yürü. Ne hoş geldin. Hayırdır inşallah. Sen seversin partileri. Tabii tabii çok severim. Vallahi ben şimdiden sevdim burayı. Yani şöyle bir karşılama gördük mü oğlum ömrü hayatımızda? Hayırlı işler. Ben Komiser Mesut. Oturun, oturun, oturun. Hoş geldiniz komiserim. Volkan ben. Aradılar dün, hayırlı olsun. Evraklarınız da bugün gelecekmiş. Bu kabazlık ne? Komiserim, arkadaşlar ufak bir kutlama tertip etmişler. Usta sen niye böyle terssin? Adamlar üşenmemiş, hoş geldin partisi düzenlemişler ya. Şu suratın haline bak ya, biraz gül oğlum. Hoş geldin partisi değil bu. Ne o zaman, kimin doğum günü? Tayin olan arkadaşlar kutlama yapıyorlar. Yani buradan kurtuldukları için. Oha be usta, oha. Walkie talkie kardeş. Sen durgunsun, sen mi üzülüyorsun gittiğine? Ben kalıyorum komiserim. Ben, Halil abi, ha bir de Hediye teyzemiz var. Ha. İyi, iyi. İçim rahatladı. Ekibin beyin takımı kalıyor belli. Şaka şaka. Bak, sen uyanık birine benziyorsun. Seni niye göndermediler? Ben yeni gelmiştim komiserim zaten. Çok şükür biz yırttık arkadaşlar. Kurtuluyoruz. Artık yeni gelenlerin Allah yardımcısı olsun. Afiyet olsun. Sen niye kaldın peki? Ben gidiyorum zaten. 2 ay sonra emekliyim. Ha, anladım. Ne yapalım o zaman usta? Biz başlayalım, buyur. Evet, parti bitti dostlar. Önce buradan kurtulduğuna sevinen arkadaşları bir dışarı alalım. Dışarı, hadi. Kalan sahalar da bu tarafa toplansın. Belli ki yoğun çalışacağız burada. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi ama altyazımı bekliyorsunuz. Hadi, hadi. 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 Ah be ablacığım ya, ha? Bunların hepsi cezalı abi. Burası sürgün yeri olmuş. Sürpriz değil Ali'cim. Biz de öyle gelmedik mi buraya? Arkadaşlar, şimdi kendimizi anlatmakla zaman kaybetmeyelim. Bazılarınız bizi duymuştur, biliyordur. Bilenler bilmeyenlere anlatır. Hala anlamayan olursa da kısa zamanda biz kendimizi tanıtırız. Hüsnü Komiser size bizim kurallarımızı anlatsın. Bu saatten sonra herkes yönetmeliklere, kurallara uygun davranacak. Kapıda 24 saat çelik yelekli, MP5'li en az 1 kişi hazır istiyorum. Vardiyalara geliş gidiş saatlerine uyulacak. Mesai saatinde elinde telefonla goy goy yapan olmayacak. Herkes işine bakacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komiserim. Abi. Her gelen böyle mehter marşıyla geliyor. 2 hafta geçsin görürüm ben bunları. Arkalarda sorusu olan bir arkadaş var galiba. Hı? Arkadaşlar öyle kendiniz çalıp kendiniz oynamayın. Bize de söyleyin hep beraber anlayalım mevzuyu. Aa, kaşınan arkadaşlar da olabilir. Onları da kaşırız yani. Hoş geldiniz müdürüm. Taşlıtepe İlçe Emniyet Müdürü Yardımcımız Burhan Gümüşsoy. Ne oluyor burada? Arkadaşlarla tanışalım dedik müdürüm. Merhaba, ben Mesut Komiser. Merhaba. Merhaba. Rıza müdürün damadı sen misin? Evet müdürüm. Sen de gelmişsin ekiple. Ama burası geldiğin yer gibi değil. Öyle bütün gün telefon telsiz başında oturacak bir ortam yok. Biz burada sokaklarda çalışıyoruz. Benim için fark etmez. Ne görev verirsiniz yaparım.
İstanbul'u kasıp kavuran ekip sizsiniz demek. Estağfurullah müdürüm. Yani böyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz kendi çapımızda. İyi. Yeni göreviniz hayırlı olsun. Bir diyeceğiniz var mı bana? Bize bir araba olsa iyi olur yani mümkünse. Fazla araç yok bizde. Hem durun bakalım, daha yeni geldiniz. Ne yapacaksınız arabayı? Müdürüm, biz biraz mobil bir ekibizdir de. Duramayız pek yerimizde. O zaman yürüyeceksiniz. Tabana kuvvet. Hadi kolay gelsin. Abi biraz gergin galiba. Yani. Dışarıyla nasıl uğraşacağımızı düşünürken bir de bu kıl herif çıktı başımıza. Buranın adının çıkmasına şaşmamak lazım. Burada işimiz zor usta. Aman ha, kolay iş bize kalır mı? Ne yapıyoruz? Etliye sütlüye karışmadan devam mı? Bugün burada ilk günümüz arkadaşlar. Bugün ne yapacağımız çok önemli. Ya böyle uyuz gibi oturup emeklilik bekleyeceğiz. Ya da en iyi bildiğimiz işi yapacağız. İtin uğursuzun ümüğüne ilk günden çöküp kışlarına tekmeyi basacağız. Ne diyorsun usta? Hemen başlayalım diyorum. Kendimizi bir tanıtalım. Oturmaktan sıkılmıştım zaten. Gidelim. Dağılalım o zaman. Eli boş gelen yemek ısmarlar, ona göre. Hatırlatacağım bunu sana, hatırlatacağım. Tamam. Sağ ol teyzeciğim. Afiyet olsun. Hediye, geçen yaptığım menemen o kadar lezzetliydi ki tadı damağımda kaldı. Dur bakalım. Ben malzemeyi alayım, yine yaparım. İyi, sağ ol. Rica ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Walkie talkie. Hı? Gel sen de şu taşlı tepeye gezelim. Hı? Hadi kalk, kalk. Ne yapıyorsunuz siz? Kaç lan, kaç. Dur! Dur! Şşş! Beyler durun bakayım. Gelin buraya. Lan! Nereden çıktı lan bunlar? Anlamadım ki oğlum. Nasıl tinerci bunlar ya? Koy piste, 100 metrede ülkemizi temsil etsinler. Ne yapıyorsun bakayım sen? Gel bakayım, çabuk eve. Hayırlı günler güzel abim. Sana da. Küp şeker var, toz şeker var. Tedariğimiz sağlam. Sen söyle yeter. Küp şeker mi? Bekle. Amcacığım bir şey soracağım ya. Sor yeğenim, sor. DVD var, CD var. Almanlısı var, Ruslusu var. İkilisi var, üçlüsü var, Japonu var, çikolata renklisi var. Ne lazımdı yeğenim? Sen beyaz yakalaya benziyorsun güzel abi. Zorlu bir iş günü seni bekliyorsa, toplantılar, sunumlar gırla gidecekse ben sana plaza menüsü vereceğim. Bak, bunun adı Steve Jobs. Ne diyorsun? Anladım. Sen akşam eğlence ortamı için bir şey istiyorsun. Al, bu da Messi. İki tane çaktı mı kulüpte barda Messi gibi akarsın. Hangisinden vereyim? Ben sana bundan vereyim. Bir adres soracaktık da. Vallahi ben buranın yabancısıyım. Saati 200, bütün gece 300. Ha? Saati 200, bütün gece 300 abicim. Dolar euro değil, yanlış anlama. Dolar fırlayınca fiyatları TL yaptık. Ha, çifti mi? Yok be abicim, o kurtarmaz. Ama çifti için bir iskonto yaparız. Ödemeyi peşin alıyoruz. Tamam,
Mekan size ait. Mekanımız var çok şükür ya. Hepinize yetecek kadar mekan var. Nasıl abi? Bilsin. Pardon abi, o şekilde çalışmıyoruz. Lan ben dedim lan, çakal. Ben işte. Çek. Benim mekana gidiyoruz işte. Çık sen de çek. Çek kız geçer gel. Geç. Ne yapıyorsun ya? Çılak bir şey oluyor. Ya kardeşim ne yapıyorsun ya? Ne oluyor? Kimsiniz siz? Nereye gidiyoruz? Gidiyoruz. Mekanı göstermeye gidiyoruz. Ne biçim? Hadi. Kaçıp buraya geliyorsun. Allah'ın cezası. Hadi yürü. Babana söyleyin de ayaklarından assın seni. Yürü şuradan. Hadi. Ne acayip yerler. Sanki İstanbul değil, değil mi? Evet, çoluk çocuk sokakta. Okula gittiklerini zannetmiyorum. Okul bile görmemişlerdir. Evet ya, okul falan görmedim. Simitçi falan yok mu ya? İçim ezildi. Tamam, ben bir şeyler alıp geleyim. Sen otur burada. Tamam. Bunlar ne ayak lan? Hadi kızın yanına gidelim. Merhaba hanımefendi, müsait mi acaba? Aslında her yer boş. Ama müsait. Lan, teşekkür etsene hanımefendiye, izin ver de oturalım diye. Teşekkür ederiz bayan. Rica ederim. Hanımefendi kusura bakmayın. Arkadaşım biraz öküzdür de. Siz yeni mi taşındınız buraya? Ben sizi ilk defa görüyorum. Evet. Yeni taşındım sayılır. İyi. Çok güzeldir mahallemiz. Yani aile ortamıdır. Güzelmiş. İyi günler. Bir dakika. Konuşuyoruz bir daha. Ne konuşuyoruz lan? Ne konuşuyoruz? Ne yapıyorsun lan? Kaltak. Kes lan. Bir şey mi dedin? Ha? Konuşsana. Ne oluyor lan? Hadi. Çök aşağı. Çök lan aşağı. Çök. Alalım. Kalk lan kalk. Kalk kıvranma kalk. Cık. Lan. Yürü. İyi iş abi. Hüsnü abi hayır mı? Bey amca kültür sanata düşkünmüş. Oo. Arkadaş da yürüyen ecza deposuymuş. İyi. Arkadaşlara elimiz boş gelmemiş olduk. Arkadaşlar ne işle meşgulmüş? Mahallenin karşılama komitesi abi. Yalnız biraz fazla ısrarcılar. Mesut abi konuşsun diye getirdim. Sahi Mesut abi nerede kalıyor? Vallahi eli boş gelirse yemekleri ısmarlar, bak şahitsiniz. Aha. Hüsnü. Abi. Selam arkadaşlar. Ulan içinizde en soğuk ne vale beni bilirsiniz ama bak. Daha ilk gün mahalleden bir sürü arkadaşım oldu. Okidoki. Arkadaşlarımı herkese götürelim. Çık. Yavaş. İşlemlerini yapalım hadi güzelce. Hadi. Gel bakalım ecza deposu. Kim bu artistler? Yeni gelmiş bunlar şubeye. Belalı tiplermiş. Abi ben kullansaydım ben. Ha? Vay be. Hiç mi duymamışlar buranın namını? Tam da oturtmuştuk her şeyi. Şimdi yine baştan mı başlayacağız? İlk günden adamlar demir yumruk gibi indi milletin tepesine. Hemen cevap vermek lazım. Bir gidip tanış olalım şu arkadaşlarla. Herkes kendine geç. Bir yer bulsun. Sen de geç şöyle. Geçin. Sen ne tatlı şeysin öyle. Geç. Geçin şöyle, geçin. Hayret bir şey ya. Tanırlar yakında Taşlı Tepe'yi. Tabii. Öyle hötle zötle olmayacağını anlar bunlar. Polis diye artist yollamışlar. Baksana pozlara. Kaç yıllık esnafız. Ne işimiz var burada ya? Tipe bak. Lan sen esnafsan, ben de Galler Prensi'yim. Arkadaşlar, mütevazi binamıza hoş geldiniz. Şimdi diyorsunuz ki, bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü? Oturduk dedik ki, bir geldiği bizi haber verelim.
Daraltır lan, daraltır. Çek ayarı. Arkadaşlar buraya kimin geldiğinden haberdar olsunlar. Sonra biz bilmiyorduk. Ay ben görmedim, haberimiz yoktu diye mağdur olmasınlar dedik. Hani baştan kötü olalım, sonra iyi oluruz dedik. Bu Taşlıtepe'de işler zıvadan çıkmış arkadaşlar. Bu artık böyle gitmez. Kapiş? Usta çok mu korkuttuk ya? Korkuttuk yani. Tamam. Bitti mi Hacı abi? İşimiz gücümüz var. Senin mi işin var? Ne diyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Dur abi. Ne yapıyorsun? Uzak dur, uzak dur. Abi sakin memur bey. Sen onun avukatı mısın lan Diviş? Sana ne? Evet, avukatıyım. Adam avukat çıktı, iyi mi usta? Ya arkadaş avukat, siz nesiniz? Hayır, beyin cerrahı, atom mühendisi falan varsa bilelim. Belki ileride lazım olur, ha? Yeter dalga geçtiğiniz. Bu şahıslarla ilgili bir suçlamanız var mı? Suçlamamız var, evet. De, bundan size ne? Bu arkadaşlar kim? Kim? Yani siz kimsiniz? Karakol basmaya mı geldiniz? Biz yardımcı olmaya geldik. Hem size hem arkadaşlara. Bu semtin büyükleri olarak ziyaret ediyoruz. Gelemez miyiz? Sen misin büyük? Gelirsiniz, gelirsiniz de hesap soramazsınız. Volkan, al şunları, hepsinin hadi işlemini Volkan, yapsınlar. Hadi. Tamam komiserim. İşi resmiyete taşımaya gerek yok. İlk günden ters başlamayalım komiserim. Yarın öbür gün yüz yüze bakacağız. Doğru. Komşuyuz artık bir nevi. Bu adamlar suçüstü yakalandı. Şimdi de işlemleri neyse o yapılacak. Ya uzatırsanız da sizi alırım göreve mani olmaktan. Hadi yavaş yavaş hadi dağılın. Hadi. Siz sakin olun. Hadi. Tamam komiserim, gidiyoruz. Ben sizi bir denk getireyim de. Bunun hesabını sonra soracağım. Öyle böyle şekiller mekiller biz tanımayız. Asayişi öyle de böyle de sağlarız burada. Ne bu, tehdit mi? Bakın şahitsiniz. Resmen beni tehdit etti. Ne tehdidi ya avukat? Bir filmden aklımda kalmış, onu söyledim. Ya tamam, yani duruma uygun diye. Sen de hiç anlamıyorsun şakadan ya. Hadi güle güle. Hadi, hadi. İyi çalışmalar, bol kazançlar. Hayırlı işler, hadi. Geç şuraya, geç. Geç masaya, geç. Hadi, hadi geçin. Geç. Hadi. Hepsinin burada ifadesini alın. Hadi, hadi. Yaklaş masaya, yaklaş. Alo. Ne haber Rıza? Ne oldu? Pek konuşmuyor. Timur? Evet, Timur. Nereden nereye? Kusura bakma Rıza. Müebbet yatmak planlarımda yoktu. Seni bu sefer yakalarsam... Ne yapacaksın? Vuracak mısın oracıkta? Peşindeyim Rıza. Oğlum, senin bu oyunculuk işi yaş söyleyeyim, boşuna girme triplere. Yok ya, Hüsnü Başkan yumuşar zamanla. Haydi bakalım. Aha, bizimki geliyor köyden. Aileyim de alacağım sana. Ayakkabılara bak ya, hokkabaz gibi. Ne haber gençler? İyidir Hamdi abi, senden ne haber? İyi. Ayakkabılar Yükü abi, nereden aldın? Beğendiniz mi? Bak Zeyla, o kadar laf ettin ama çocuklar beğendi. Bak. Hadi sen git artık, geç kalma. Tamam, akşam görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz gençler. Görüşürüz. Utanmıyorsunuz değil mi eniştenizle dalga geçmeye? Ya bırak şu köylü abla. Doğru konuş. Akşam istemeye geliyorlar beni. Enişteniz olacak o sizin. Hüsnü Başkan izin verirse tabii. Ya salak salak konuşma, niye izin vermesin ya? Ne bileyim. Belli mi olur Hüsnü Başkan'ın sağa sola? Baksana benim okula da bozukmuş ya. Şimdi sana patlarmış mesela. Ha? Bana patlarmış şimdi, sana bir patlayacağım. Gelin poşetleri getirin. Bize bir şey aldınız mı? Ha, aldım sana. Aldın mı harbiden? Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba baba. Nasıl Taşlıtepe? Anlatın bakalım. İyi. Nasıl olsun baba? Güzel güzel. Bir sorun yok. Alıştık sayılır. O kadar fena mı ya? Burhan diye bir müdür yardımcısı var başımızda. Biraz değişik bir abimiz.
Çok ayak altında dolanmayın muhabbeti yaptı. Burhan'ı tanırım. Biraz kıl biridir, serttir, kincidir. Çok diklenmeyin, işinizi yapın geçin sadece. Rıza baba, araç istedik onu bile vermedi. Yaralı parmağı işemez o. Ben size araç gönderirim, merak etmeyin. Hem de iki tane. Sağ ol baba. Ortam nasıl peki? Ortama da girdik ilk gün. Camianın popüler isimleriyle tanıştık. Tam bir pislik yuvası baba. Oranın da hakkından anca siz gelirsiniz. Baba, Timur'la ilgili bir gelişme var mı? Hiçbir şey yok. Yine kayıplara karıştı. Emniyet, içişleri, dışişleri her yer kaynıyor. Interpol'e göre hala Türkiye'de. Şerefsiz. Avucumuzun içinden kaçtı gitti İtoğlu Yiğit. Timur dengesiz, manyak birisi. Onun nereden, ne zaman çıkıp nereye vuracağı hiç belli olmaz. Kara batak gibidir. O dışarıda olduğu sürece hepiniz ayık olun. Anlaşıldı mı? Tamamdır baba. Anlaşıldı baba. Sende bir sıkıntı var üstüne. Ne oldu? Yok öyle bir şey baba, iyiyim. Bak bütün gün beraberiz anlayamadık. Rıza baba çekti röntgeni usta. Vallahi yok bir şey, yorgunluktandır baba. Yorgunluk diyorsak kesin evde bir şeyler var baba. Tamam gitme adamın üstüne. Hayda, bu ne şimdi burada? Ay çok tatın. Kıçını döndü. Ne yapıyorsun Üzdü, ne yapıyorsun ya? Nerede kaldın, geldiler istemeye. Bana ne gerek vardı kızım? Verseydin sen. Yarın da düğün yapardınız. Şşş! Duyacaklar Hüsnü, ayıp. Bu hayvan ne dışarıdaki? Hediye. Adetmiş onlarda. Yağlar, ballar, köy yumurtası, neler. Bir yıllık erzak var burada. Ne alaka ya? Kız istemeye böyle mi gelinir? Ben hiç duymadım. Nerenin adetiymiş bu? Yavaş. Vallahi ayıp ediyorsun Hüsnü. Hadi geç. Üçüncü çayı içiyor insanlar. Hadi. Babacığım. Gel böyle otur. Unuttum sanma Tekin Paşa. Okul olayını sonra konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Nasılsınız? Eyvallah. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Siz nasılsınız? Efendim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Bunu da Zeliha kızımıza getirdik. Ay efendim, niye zahmet ettiniz? Ne demek? Rica ederim. O ne şimdiden? Merak etmeyin Üstü Bey. Düğünde takacağımız ayrı. Bu gönlümüzden koptu kızımıza. Öpeyim efendim. Şimdi sırası mı kızım bunun? Biz bayağıdır hoş beşe ettik. Peşrevi çektik Üstü Beyciğim. Hemen soralım, adet yerini bulsun. Efendim, Allah'ın emri peygamberin kavliyle. Kızınız Zeliha'yı oğlumuz Hamdi'ye istiyoruz. Vermiyorum. Nasıl? Vermiyorum. Bizde size uygun kız yok. Baba! Üstünü? Yaptı yine yapacağını. Nasıl Üstünü Bey? Anlayamadık. Vermiyorum. Kız yok burada size. Hadi. Hadi. İyi geceler. Hadi. Mandırı da al, kaymağını da al, koyununu da, balını da al. Hadi uğurlar ola. Hadi yolculuklar, hadi. Merhabalar arkadaşlar. Hayır mı usta? Hoş geldin. Sağ ol abla. Uyku tutmadı. Döndüm durdum yatakta. Abla, Hüsnü abiye de bir çay getir. Tamam, getiriyorum.
Abi sen al bunu. Yok yok yok, tamam. Abi yalnız bir poğaçacı buldum, efsane. Poğaça bomba usta, bomba. Şu an bir ihbar geldi komiserim. Kadın kocasını kesiyormuş. Oo, iyi yapıyormuş. Yuh be abi, sabah sabah. Boğazımıza dizilecek illaki. Bak benim poğaçalarımı kimse ellemesin. Savaş çıkar. Ya, tamam tamam, otur, ben giderim. Hava almış olurum hem de. Ben de geleyim mi? Yok yok, otur. Hadi düş önüme. Üstü komiserin, sana emanet. Walkie talkie. Çıkıyor musun komiserim? Yeni demlemişler. Yok yok, çıkıyorum ben. İçeridekilere ver. Abla getir getir. Bu kubbenin altında çay ziyan olmaz. Afiyet Sıkıntı olsun. Yok. Her yerin kendine göre bir kuralı, bir düzeni var. Daha neyin ne olduğunu anlamadan, bizi tanımadan bu şekilde hareketi affedemeyiz. Bunlar düzenden, nizamdan anlayacak adamlar değil. Polis olmasalar senden benden beter olurlar. El örgülen mi yolan? Yılanın başı o. Bütün gece telefonum susmadı. Benim de abi. Vallahi benim de aynen. Herkes tedirgin olmuş. İşleri donduralım mı diyorlar. E adamlar haklı abi. Herkes çok gergin abi. Ne yapacağız peki? Ben devam edeceksiniz dedim. Bir şey olmamış gibi. Bu işin üstündeyiz. Gereken neyse yapacağız. Merak etmeyin dedim. Arkadaşlar acele etmeyin. Çok kızgınsınız, farkındayım. Ama öfkeyle yanlış yaparsınız. Bu bir sinir harbi. Burhan Bey'le konuşacağım önce. Sonra bekleyip göreceğiz. Sizler sabredeceksiniz. Tamam mı? Öyle olsun avukat bey. Peki tamam. Bekleyecek miyiz şimdi? Bırakalım avukat kendi tarzıyla konuşsun. Biz de bu gece kendi tarzımızla konuşalım. Avukat sabredin dedi. Avukat bile bilmeyecek bu işi. Kimse bilmeyecek. Bizle alakası olmayacak. Şanssız bir tesadüf. Siz ağzınızı sıkı tutun yeter. Yeter buna, yeter. Gezeceğim seni, yeter. Fatime, Fatime kızım yapma. Yapma Allah'ını seversen. Allah belasını versin. Fatime kızım yapma. Fatime kızım yapma. Yapma kızım. Fatime ne olur. Fatime ne olur. Fatime yapma. Yapma. Öldüreceğim artık. Fatime. Canım atak etti. Yapma. Fatime. Yapma ya. Öldüreceğim. Fatime dur. Fatime ne olur. Çekil, açın çekil, bana, çekil. Polis açılın bakayım. Ne olur. Açılın yapma, bakayım. Ne olur Fatime. Açın, açın, açın. Açın. Yapma ne olur Fatime. Bacım dur. Sakin dur. Dur bacım dur, 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 dur. Yapma Fatime. Ne olur yapma. Dur bacım, polisiz biz. Sakin. Yaklaşmayın, keser o. Vallahi keser amirim. Ne diyse onu yapın. Sus, sen konuşma. Bacım bak, şu elindekini bırak, güzelce konuşalım. Konuşacak bir şey yok. Bu şerefsiz ufruda keseyim, vatana milletin faydalı olsun. Ben bir şey yapmadım amirim. Ekmek kuran çarpsın bir şey yaptıysam. Sus lan sen. Şu gözlere bak, fıldır fıldır. Kim bilir ne yaptın da kadını delirttin be. Bak, bak bir de ne diyor. O bile mavlandı seni, fildir fildir diyor. Fatime. Çıkar, çıkar bir kez. Dur, 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 sakin ol, sakin ol bacım, sakin ol. Bana bak, bana bak. Şahit getir, dur keseceğim. Dur, dur, dur. Bir akut, bir akut beni keseceğim anne. Bir akut keseceğim. Geberteceğim ula seni, Fatime. Geberteceğim. Fatime, sakin ol gülüm. Komiserim, biz eve gitsek... Ben karımı seviyorum da. Yaptı bir anlık bir deliluk işte. La bir de hala konuşayım mısın da? Allah senin belanı versin da. Ayıp oluyor gülüm herkesin içinde. Tamam, geberteceğim. Tamam. Geberteceğim ula. Getirin. Tamam. Getirin boğazını keseceğim. Boğazından keseceğim onu. Öldüreceğim onu. Öldüreceğim onu. Torpilli misin sen? Yok. Yok öyle bir şey. Tayinim bizim müdürlüğe yapılmış. Normalde senin hangi şubeye, hangi bölgeye gideceğini benim belirlemem lazım. Ama burada Taşlıtepe Asayiş Büro Amili diye not var. Eski ekibim orada olduğu için müdür beye rica etmiştim. Sağ olsun. O da not yazdı size. Personel müdürünü nereden tanıyorsun? Tanımıyorum müdürüm. Ben de bu belgeyi onaylatırken ilk kez gördüm. Ahmak gibi soruyorum ben de. Tabii tanımıyorsun. Tanımana da gerek yok zaten. Rıza müdürün tanıması yeter değil mi? Tanıyordur muhtemelen. Evet. Taşlıtepe normalde... sürgün yeridir. Sen can atıyorsun gitmeye. Rıza müdür üşenmiyor, ricacı oluyor. Çok mu bağlısınız birbirinize? Çok uzun süre beraber görev yaptık. Çok badireler atlattık.
Abi kardeş gibi olduk hepimiz. İyi. Ben bozmayayım muhabbeti o zaman. Hayırlı olsun. Sağ olun müdürüm. Bak sen akıllı uslu birine benziyorsun. Öbürleri gibi değilsin. Taşlı Tepe'de dikkatli olun. Çok göze batmayın. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de seni bekliyordum. Geç otur şöyle. Ziyaret sebebimi biliyorsunuz sanırım. Bilmez miyim? İnsanlar çok rahatsız müdürüm. Zor tutuyorum. Ama ne kadar tutarım bilemem. Anlıyorum. İyi yaptınız geldiniz. En iyisi karşılıklı konuşarak çözümü bulmak değil mi? Evet, tabii efendim. Anlat bakalım bacım. Nedir seni delilendiren? Üç kuruş para kazan şerefsiz. Onu da gidip kumarda yiyin. Dört çocuğumuz var. Yemeği, faturası, ilacı, okulu, her bir şeye yetmiyor para zaten. Tamam tamam, sakin ablacığım, sakin. Bu mu dert? Kumara gidiyor diye mi kızdın? Ya belli ki kocan adam değil. Orası tamam. Ama onu öldürürsen o çocuklara ne olacaktı? Düşünmedin mi hiç? Düşünemedim ki o. Ya neyse ki zamanında yetiştik. Ben senin adamla bir konuşayım. Çok konuştular onlar. Konuşmaktan anlamaz o. Konuşacağım derken Türkçe konuşacağım diye bir şart yok yani. Hangi dili anlıyorsa o dilden konuşacağım. Tamam mı? Hadi ben çıkıyorum. Adam gibi konuş, bana bak. Tamam, adam gibi konuşacağım. Sen çık bir hava al. Bunalmışsındır. Otur. Dursun kardeş. Hanımın senden çok şikayetçi. Çoluk çocuk evde ekmek beklerken onların rızkını kumarda yiyor musun? Yakışıyor mu sana? Müptelayım ben amirim. Bırakamıyorum. Neyi bırakamıyorsun lan? Benimkisi hastalık gibi. Evimde değil. Çok uğraştım ama bırakamıyorum. Lan çakal, öyle hastalık mı olurmuş? Allah belamı versin ki hastalık. Baya baya hastayım diyorsun yani. Aslında ben de istemiyorum ama... Yani şu an bıraksan gider yine otururum kumar masasına komiserim. Anladım. Dur, ben seninle bir tedavi deneyeceğim. Fizik tedavi. Odunla yapılıyor böyle. Çok etkili. Yani faydasını gören çok oldu. Belki sende de işe yarar. Hı? Nasıl bir şey? Amirim, ilaç gibi mi? Bir nevi. Böyle ilaç gibi. Mesut Pirin diyorlar buna. Gel buraya, gel, gel. Ah! Of! Vurma komiserim. Ah! Tövbe, bir daha oynamayacağım. Of! Ben eşinizle sohbet ettim biraz. Bundan sonra kumar mumar oynamayacakmış çoluk çocuğun parasıyla. Söz verdi bana. Tamam. Şşt! Lan! Gel, gel, gel. Dursun! Ne oldu sana? Yüzün gözün ne halde dur? Yok bir şey. Hadi gidelim evimize. Söz olmayacak bir daha. Hadi ben geçireyim sizi. Bak söz vermiş. Bir daha kumara oynarsa bizi ara. Kendi başına işe kalkışma, tamam mı? Hadi. Yine dayanamadın değil mi? Ne yapayım usta? Kadın katil mi olsun adamın yüzünden? Ne yapayım yani? Burhan müdür bizi çağırıyor. Hayda. Konu neymiş konu? Bilgi yok. Ama dördümüzü acil bekliyor makamında. Biraz daha bekleyecek paşam. Malum araç olmadığı için yürüyeceğiz ya. Araç geldi. Rıza baba sağ olsun. Aa. Yürü yürü yürü. Vay vay vay. Rıza baba uzay gemisi yollamış usta. Şşş. Anahtar anahtar kimde? Aylin ver şunu ver. Ver. Şuna bak şuna. Nasıl açılıyor? Ha? Aferin. Atla 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 atla. Hey.
Gel. Geçin şöyle. Alo. Oğlum dört çay söyle. Dün bir tatsızlık olmuş galiba. Aslında bizim açımızdan bir tatsızlık olmadı. Biz görevimizi ifa ettik müdürüm. Tabii tabii. Siz görevinizi yapacaksınız. Ona bir lafım yok. Bataklığa çevrilmişler semti müdürüm. Bakın arkadaşlar. Burası önceki çalıştığınız yerlere benzemez. Öyle burnunuzu bir anda her şeye sokarsanız sıkıntı olur. Vallahi müdürüm, yani bizim burnumuz uzun biraz. Burnunu bilmem de belli ki dilin sivri. Ama siz kulaklarınızı açın, beni iyi dinleyin. Burası Taşlıtepe. Namı değer Cellattepe. Deli fişeklik, atraksiyonlu polis ayakları burada sökmez. Buranın kendine göre bir dengesi var. Siz de sağa sola atlamadan evvel bu dediğimi kulağınıza küpe edin. Biliyorum, içinizden kızıyorsunuz. Korkak diyorsunuz belki. Pısırık diyorsunuz. Terfi bekleyen bir rütbeli diyorsunuz. Ama ben bunları sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı müdürüm. Anlaşıldı müdürüm. Çay getirdim komiserim. Benim biraz işim var. Siz çayınızı için. Dediklerimi de iyi düşünün. Sağ olasın. Komple gönderiyorum aşağıya. Aynen öyle. Gönder, gönder. Dur. Hı hı. Bomboş olsun burası. Yalnız öyle yığmasınlar üst üste. Hı hı. Güzelce tasnif etsinler. Hadi. Tamamdır komiserim. Hop. Bunlar aşağı gidiyor. Aşkım var daha işim. Hadi sen beni bekle bu gece. Hadi öptüm. Hadi tamam hadi. Üstü çoban. Sen bırak git, biz hallederiz. Yok usta, gitmesem daha iyi. Ya yine bir şeyler kaynıyor sizin evde ama dur bakalım. Anlatacağım usta, anlatacağım. Şu an inan hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Sen ne zaman istersen usta. Komiserim çayınız. Sağ ol ablacığım, sağ ol. Buyurun. Afiyet olsun. Ya bunu buraya niye koydun ya? Niye koydun sen bunu buraya? Size çok iyi makineler getirdim arkadaşlar. Murat arıyor. Hayırdır? Ha Murat. Abi ne oldu bil bakalım. Ne bileyim oğlum. Yoksa tayini mi hallettin? Evet abi. Bütün gün onunla uğraştım. Rıza babayla konuştum. Şubedeymişsiniz. Ortalığı topluyoruz ya. Tamam. Yarım saate oradayım. Dur. Ben gelip alayım seni. Neredesin sen? Tamam kardeşim. Metronun oradayım 5 dakika. Murat'ı almaya gidiyorum. Tayinini halletmiş, burada çalışacak. Hadi canım. Ne diyorsun ya? Ekibi topluyoruz abi. Oğlum, vallahi korkulur bizden. Rıza babayı da çektik mi buraya, tamamdır. Hadi ben çıktım. Ben gelirdim be abi. Zahmet oldu. Yok oğlum. Acayip angarya var dükkanda. Yırtmış oldum. Taşlıtepe transferleri bayağı hızlı oluyor galiba. Aynen abi. Ama bileti tek yön kesiyorlar. Geldiğin iyi oldu Murat. Burada çok işimiz var. Yanımızda ekipten birinin olması iyi. Ben de geldiğime memnunum abi.
Yat! Yok bir şey. Tut kimsenin az bir şey sıyırmış, yok bir şey. Abi dur. Abi. Ver bakayım. Ver. Halil abi. Gel. Adem geldin lan. Evde yok zannetmesinler. Aylin. Arkaya gel. Taraftan geliyor. Daha geleli 2 gün oldu be birader. Vallahi bu kadarını ben de beklemiyordum abi. Pişman mısın yoksa? Cevabımı 1-2 saat sonra vereyim mi abi? Başka bir şehir